Selamlar. Selamlar. İkiye bölmek durumunda kaldık videoyu. Sinop bilgileriyle bu videoyla devam ediyoruz. Sinop'ta yani Mars Camping'ten orada çok güzel kahvaltımızı da yaptık. Kuş sesleri eşliğinde. Oradan evet. Hareket ettikten sonra da İnceburnu'na gittik. Evet. Çok güzel bir yer. En kuzey noktamızdı. Evet, Türkiye'nin en kuzey noktası. Bu anlamda da çok önemli, yani kültürel anlamda da çok önemli, turistik anlamda da çok önemli. Biz isterdik ki böyle güzel bir yerin, bu kadar şahane bir yerin yolları da harika olsun. Evet, yollar bence oranın yolları yapılmalı. Sinop Belediyesi'ne buradan seslenmiş olalım. Çünkü biz bir daha gitmek istiyoruz. Hem oradan geçerken araba tangur tungur geçtik, böyle sallana sallana geçtik. Evet. Ama en nihayetinde vardık tabii ki. Fakat bir de hayvanların da yola fırlama riski var. Her türlü hayvan var sonuçta. Fırlıyor. Dolayısıyla oraya belki bir çit gibi bir şey yapılabilir. Çünkü oraya çok araç gidiyor. Hı-hı. Dolayısıyla da hem yolların yapılması hem kenara belki bir çit yapılması belki de kötü kazaların olmasını da engelleyecektir. Evet, İnceburnu'nun hemen ardından yönümüzü Erpelek Şelalesi'ne çevirdik. Erpelek Şelalesi'ne giremedik bu arada. Çünkü biz tam akşam saatlerinde oraya ulaştığımız için giriş kapanmıştı. Şunu da söyleyelim. Aslında bizim de belki kapattığımız var. Ben navigasyonda Erpelek Şelalesi diye arattım. Haritada saat 7'de kapanmış olacak diye yazdı. Açıkçası ben onu ciddiye almadım. Bizde de aslında o konuda bir ben sıkıntı var. Ben hiç pişman değilim. İyi ki gitmişiz. İyi ki gitmişiz. O ayrı çünkü bilgi. Kapalı olduğunu görüp geri dönmüş olsaydık, yani kapalı hayır gitmeyelim deseydik, belki de o manzaraları göremeyecektik. Çünkü yol üzerinde o kadar şahane görüntüler aldık ki büyülendik. Dedim ki ben buradan gitmek istemiyorum artık. Muhteşem. Yani Sinop görebileceğimiz en güzel yerlerden biriymiş. Yani evet. Şu hayatımızda Bartın da aynı şekilde, Kastamonu da aynı şekilde. Yani İstanbul'dan kafamızı çevirip şöyle bir kuzeye doğru çevirdiğimiz zaman muhteşem güzelliklerle karşılaştık. Sinop aşık olduk ya. Böyle bir şey olamaz. O Erpelek'in orası muhteşemdi. Mutlaka görmelisiniz. Zaten görüntülere bakınca hayran kalacaksınız. Evet, biz kendimizi yani arabayı çektik neredeyse akşam edecektik orada. Yani evet. İşte biraz sağdan çekelim, biraz soldan çevirelim. Arabayı sağa alalım, sola alalım. Aynı noktada bayağı bir yarım saat 40 dakika belki vakit geçirdik. Evet, ve çok güzel bir görüntüydü. Erpelek'te yol üstünde aldığımız görüntüleri paylaşacağız sizinle. O kadar güzel ki siz aslında suyun yansımasını görüyor olacaksınız ama görüntülerde adeta gökyüzünü izliyormuş evet. Gibi çıktı. Evet. Teyzenin yeri muhteşem gerçekten. Teyzenin yerini zaten internetten aratıp bulduk biz. Oranın meşhur bir yer olduğunu fark ettik. Yol üzerinde başka mantıcılar da vardı. Yani başka yemek yiyebileceğiniz yerler de var ama biz ısrarla oraya gitmek istedik. Ama rezervasyonumuz da olmamasına rağmen bizi içeri aldılar. Çalışanları da çok tatlı gerçekten. Ve mantısı biz orada cevizli yoğurtlu mantı yedik. Çok güzeldi. Kendimizden geçti. Ben onu da çekmişim şimdi çekmem lazım. Zaten yedikçe acıkıyoruz. O kadar lezzetli. Yan yana zaten yerler var. En dolu olan yer de orası. Sinop mantısı yediğimiz teyzenin yerinde 25 TL'ydi mantı. Evet. Hangisini yerseniz 25 TL. Fiyatı evet, değişmiyor. Hepsinin... Bütün mantıların evet. Porsiyonu 25 lira. Çaylar ikram bu arada. Çay içebiliyorsunuz. Bir de şey de var. Orası Sinop'un sahili oluyor galiba.
Sahil çok güzel. Çok güzel bir sahili var. Biz vaktimiz olsaydı orada işte uzun uzun gezmek isterdik. Tekne turları vardı mesela. Evet, çok güzeldi. Onu da yapabilirsiniz. Yani evet, vaktiniz varsa vakit hani girersen. Mesela Sinop'a da atıyorum bir hafta gibi bir zaman ayırırsanız orada tekne turuna da katılabilirsiniz. Sahilde keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Bizim gidemediğimiz nice yerlere gidebilirsiniz evet, belki de. Orada yine güzel bir karavan kampı bulduk. Samsun Karavan Kampı diye geçiyor değil mi? Düz bir ismi var. Samsun Karavan Kampı. Hı hı. Tam alışveriş merkezinin karşısında, piyazanın karşısında. Aklınızda bulunsun. Eğer hani diğer karavan kampları kapalı olursa yer bulamazsanız orada da bir karavan kampı var. Yine aynı şekilde duşunu alabiliyorsunuz, duşunuzu alabilirsiniz, tuvaletini kullanabiliyorsunuz, elektrik var. Orasının ücreti de gayet uygundu. Evet, 20 liraydı kişi başı 20 liraydı. Ve tamamen merkezde. Yani Bandırma gemisi çok yakınınızda. Evet. İşte bu bahsedeceğimiz diğer şeyler var. Onlar merkezdeki gideceğiniz müzeler hepsi yakın. Yakında. Bandırma gemisine biz bu arada giremedik. Kapalıydı var. Evet, maalesef kapalıymış. Bu arada oraya da bahsettiğimiz o Samsun'daki karavan kampına da bayağı bir zor bir şekilde gece 3'te girdik. Oradan sonra Amazon köyü. Ondan sonra Amazon köyü de kapalıydı yine bayramda. Aslında bayramda açık olması gereken yerler ne yazık ki bayramda kapalı. Çünkü daha çok ziyaretçi alabilir. Eğer ücretliyse de daha çok kazanabilir diye düşünüyoruz. Amazon köyü kapalı idi. İçine giremedik. Fakat yukarıdan drone'la görüntüsünü aldık. Gayet evet, güzel oldu. Aslan heykeli var. Devasa. Devasa büyüklükte. Onların içerisinde müze gibi yapılmış. Ama biz içine yine giremedik. Yine aynı şekilde kapalıydı. Kapalı olduğu için giremedik. Biz de böylece teleferiye doğru yol aldık. En azından şehri, denizi şöyle bir yukarıdan görelim istedik. Teleferik 6 liraydı galiba. 3 lira. Yani gidiş geliş 6 lira. Oradan sonra hemen yola koyulduk tekrar. Evet. Ordu'ya geldik. Yine listemizde olan bir Gaga Gölü vardı. Evet. Gaga Gölü'nü direkt rotamıza ekledik. Öyle devam ettik. Gaga Gölü de çok güzeldi. Güzeldi ama oraya tekrar dönüşte uğrayabiliriz. Evet. Çünkü orada görmek istediğimiz birkaç yer var. Aslında Perşembe'ye çıkmak istedik. Perşembe Yaylası'na ama orası bize şu anda çok rotamıza ters kaldığı için onu belki dönüş yoluna, eğer sığdırabilirsek dönüş yoluna ekleyeceğiz. Hı-hı. Şimdi Ordu'dayız. Ordu'da aşağıda sahil tarafında bir karavan kampında kaldık. İkizler Camping'de kaldık. Burada da duşu var, işte tuvaleti var, elektriği var. Deniz kenarında kaldık. Yeni dalga sesleri eşliğinde. Böyle uyumak çok güzel karavanda. Evet. Denizin kenarına çekiyorsunuz. Böyle sanki eviniz gerçekten bir yazlık kenarındaymış gibi. Her şehirde sanki deniz kenarında eviniz varmış gibi oluyor. Dalga sesleriyle uyuduk. Yine dalga sesleriyle uyandık. Şimdi Ordu'dayız. Bakalım Ordu'da bizi neler bekleyecek. Evet. Bu arada şeyi söyleyelim. Biz Gaga Gölü'ne gittik. Oradan bize çok yardımcı oldular. Perşembe Yaylası'nı, Aybastı'daki Perşembe Yaylası'nı önerdiler. Bu arada orada da karavan kampı varmış. Yalnız şimdi biz 2 gündür, 3 gündür sürekli gece 2'de, 3'te yatıp sabah kalktığımız için çok aşırı bir yorgunluk vardı üzerimizde. Evet. Şimdi Perşembe Yaylası'na gidişte 1 saat yol vardı. Oraya gidip tekrar geri gelme riskimiz olduğu için çok vakit kaybı olma riski vardı. O nedenle biz bir an evvel erkenden bir kampa girelim, dinlenelim, üzerimizdeki yorgunluğu atalım evet, dedik. O yüzden Perşembe Yaylası'na kadar gitmedik. Onu sonraya bıraktık. Evet, Özge'nin dediği gibi dönüşte oraya girmeyi planlıyoruz ama orayı da çok tavsiye ediyorlar. Orayı da çok merak ediyoruz. Evet, şimdilik bu kadar. Evet. Kaldığımız yeri de bilgisini verelim. Burada da karavan
olarak karavan parası veriyorsunuz. Kişi parası evet. değil. Karavan olarak 100 lira verdik. Hı hı. Buradaki imkanlardan işte elektrikten yararlanabiliyoruz. Burada da yine aynı şekilde bu karavan kampında bizi gören karavancı kişiler evet. yanımıza gelip muhabbet ediyorlar. Bu bizi inanılmaz hem heyecanlandırıyor hem keyif veriyor. Evet. Yolda güzel insanlarla karşılaşıyoruz dedik. Umarız karşılaşmaya devam ederiz. Bu karavanın hayatımıza kattığı aslında ruhsal anlamda da doyuruculuğu bu şekilde. Hani hem evet yol keyfi var, istediğimiz yerde istediğimiz gibi konaklıyoruz ama aynı zamanda farklı şehirlerden farklı insanlarla tanışıp hem yardımlaşıyoruz hem sosyalleşiyoruz. Evet. Ufkumuz epey genişledi gerçekten. Bu inanılmaz bir şey. Kesinlikle. Bize kattığı en büyük artı bu karavanın. Biz şimdi Ordu'dan Trabzon'a doğru, Giresun Trabzon'a doğru devam ediyoruz. Artık yoldan notlarımızı bir sonraki videoda paylaşmış olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.